10 gün önce duvarlarını boyadıkları eve 10 gün sonra bu kez soygun için girdiler. Badan ücretini alırken gördükleri altınlar için ev sahibinin boğazına bıçağı dayadılar. Yaşlı adam 15 Cumhuriyet altını çalan soyguncuları tanıdı ama ihbar edemedi. Sebebi ise sıkı durun hırsızlardan birinin öz torunu diğerinin de akrabası olması. En sonunda soygunu altınların bozdurulması için getirildiği kuyumcu ortaya çıkardı. amcasıyla bir oldu, dedesinin evini soydu. 77 yaşındaki Mustafa Çakır evini boyatmak için kızının oğlu yani torunu ile onun amcasını tuttu. Amca yeğen 10 gün önce badanayı yapıp bitirdiler. Yaşlı adam çekmeceyi açıp ödemesini yaptı. İşte o çekmecede para ve altınlar görmüşlerdi. Hain torun amcasıyla kafa kafaya verip dede ve anneannesinin evini soymak için plan yaptı. Benim güzel her sabah geliyor, onu zannettim. Kapıyı açtım. Aniden zile bastım işte uyku semesine, dışarıya bir baksam ya. Baktım ki zamanı geldi. girdi. Torun eve girmedi, kar maskesi takan amca kapıyı çalıp elindeki bıçakla içeriye daldı. Doğruca 10 gün önce gördü, çekmeceye baktı. Yataklara oraya koyduğumu biliyor, gördü. Bir hafta önce badana yaptı, badana. Badana'nın parasını verdim buradan çıkarttım. Aynı yere koydum. Çekmecede aradığını bulamayınca sonraki hedefi Alzheimer hastası yaşlı kadın oldu. İddiaya göre yaşlı kadının boynundaki 15 cumhuriyet altınını aldı. Yaşlı adam soygunculardan birini tanımıştı ama korktu. Bildiğini ona belli etmedi. O sevin dışında bekleyen soyguncu da torunundan başkası değildi. Sen Ömer'sin diyeceğim korktum beni. Pişaklar korkuyla Basar bıçağı ne yapacak? Hasta karı safhanı, yataktan uykusu mesela onu yıkmış aşağı. Asılmış, kopmayınca o şerit elindeki bıçağı çalayıp şeridi kesiye Soyguncular altınları bu kuyumcuda bozduracaktı. Ancak iş yeri sahibi durumdan şüphelendi. Polisi aramak için oyaladığı amca ve yeğen de durumu fark etti. Panikle kaçtılar. Hatta kaçarken bir cumhuriyet altınını Kuyumcuda bıraktılar. Bir tane Reşit Altın bozdurmak istediğini söylediler. Sabahleyin de e, WhatsApp grubumuza bizim mesaj gelmişti Kuyumcular Derneği'ne. E, orada e, resmi tanıdım. Ayağına bastım babamın da birazcık anlasın diye. Baba dedim ben bunu bir ayarına baktırayım. Atölyeye bir gideyim. Atölyeye gider gitmez zaten 155'i aradım. Kaçmışlar anlamışlar olayı. Dışarıda demişler hani azıcık bir hava biz hava alırken de hop topuk. Hain torun ve amcanın kaçışı fazla uzun sürmedi. Motosikletli polis ekiplerine kız kıvrak yakalandılar. Üzerlerinde yapılan aramada 4 Cumhuriyet altını daha bulundu. Hain torun ve amcası emniyete götürüldü. Sorgularında hırsızlığı itiraf ettiler. Ama evden 5 Cumhuriyet altını çaldıklarını söylediler. İki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs>